Merhaba, Çamtepe Yaşam Kütüphanesi'nden. Güneş'inle birlikte gene ekolojik dönüşüm rehberini okumak ve üzerine sohbet etmek üzere Devam buluştuk. ediyoruz. Bugün 6. adıma geldik. Sermayemiz zaman bölümündeyiz. Evet, bu bölümün daha önce de bu nefes alırken bunda galiba konuşmuştuk. Aslında orayla da bağlantısı var. Yani bu bölümdeki bir şeyleri yaparken, nefes alırken bölümündeki bazı maddeleri de içeriyoruz. Ona da katkıda bulunmuş oluyoruz. Evet. Demiştik. Nefes gibi zaman da her yeri kaplayan bir şey galiba, bütün hayatı. Evet, aslında birazcık da burada insanın bütün bu işte doğadan kopması dediğimiz, doğadan kopuk yaşıyor dediğimiz noktada en temel kavramdan kopuyor aslında insan, zaman ve mekan. Yani mekan maddi boyutuyla işte materyal olarak faydalandığımız coğrafya, toprak, elle tutulur, gözle görülür, katı haldeki bütün maddenin mekanı bir yandan da yani içinde şey de var, işte nefes aldığımız hava da var. İşte ışık da var, ses de var. Aslında beş duyu organımızla, beş temel özel duyu organımızla algıladığımız bütün mekan. Bunun içinde ekosistemler, dağlar, ovalar, coğrafik yapılar. Buradaki ilişki, çarpık bir ilişki. Bütün mekan bizimmiş gibi davranıyor. Ve tabii ki zamanla olan ilişkimiz. Zaman bizim algıladığımız gibi değilmiş meğerse. Evet, biz biraz modern hayatta onu başka bir hale getirdik. Başka bir algıyla bakıyoruz zamanı galiba. Evet, yani zamanı aslında somutlaştırabileceğimiz bir tarafı da yok ama çok somutlaştırmış durumdayız. Evet. İşte takvimde sanki her Takvim. sene aynı gün aynı şey oluyormuş gibi günlerimiz var. İşte saatlerimiz var, aylarımız var, yılımız var. Yani 2023 yılı işte yılbaşı diyoruz, 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan gece. Tamam, ama aslında doğa açısından bunun bir anlamı yok. Doğada yılbaşı çeşitli kültürlerde de farklı bir zamanlara atfedilmiş. Kimi 21 Mart'ta kutluyor, günle gecenin eşit olduğu, doğanın uyanışının bir işaretinin olduğu bir zamanı. Kimi 21 Aralık'ta, onun tam tersi olan bir zamanda. Gecenin, en uzun gecenin oldu artık. Gecenin gündüze dönmeye başladığı zamanı yılbaşı kabul ediyor. Başka kültürlerde başka zamanlar var ve hepsinin doğanın zamanıyla bir bağlantısı var. Ve bütün bunun da ötesinde aslında zaman işte tüm kuantum fizikçilerin sorduğu soruların en temelini oluşturuyor. Enteresan bir kavram. Evet, çok derin bir kavram. Bayağı derin bir kavram. Bakalım Victor Nasıl ele sermayemiz almış? zaman bölümünde nasıl ele almış? Evrensel kabullerde gelecek nesillere karşı sorumluluk duyma, kavram ve davranışını tam da sadece birkaç klişe Kızılderili deyişine indirgemişken bu bazılarımıza fazla geliverdi. Beşikten mezara hesaplar yerine beşikten beşiğe formülü yeniden kör topal gündemimize gelmeye başladı. Doğada tüm madde ve fizik kurallarını, varlıkları kontrol altına alırken asıl sermaye zaman ile aramız nasıl, hesaplar ne kadar tutuyor? Burada birkaç klişe Evet. Kızılderili deyişine indirgemişken dediği yani işte çocuklarımızdan emanet aldık, bize miras kalmadı gibi böyle Kızılderililerin aslında Amerikan yerlisi demek lazım. Onların doğayla olan ilişkileri malum aslında ve oradan söyledikleri şeylere indirgemişken diyor ve birdenbire hani sorumluluk meselesi fazla geliverdi hepimize. Ve tüm madde ve fizik kurallarını varlıkları kontrol altına alırken insan çağı diyoruz ya, hani o da bir zamansal bir şeyi belirtiyor aslında. Evet. Antroposen'de yaşıyoruz ve
jeolojik bir zaman olarak tanımlanıyor çağımız şu anda. İnsan çağı diyoruz. İnsanın bütün işte gezegenin Yeryüzüne etkisi. kaynaklarını, bütün sermayesini kontrol altına aldığını düşündüğü bir zamandayız. Ama hesaplarımızda biraz hesap hatalarımız da var çoğu kez. Evet, kesinlikle. Evet. Zamanımın aşağıdaki oranını uyku, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarım için kullanıyorum. Evet, %80 üzerinden %20 ve altına indirmeyi hedeflemiş doğru burada. Yani zamanımın %80 ve daha fazlasını, neredeyse %100'üne yakınını uyku, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarım için kullanıyorum derken aslında burada uyku, beslenme, temel ihtiyaçlarım için kullandığım zamanı azaltma yönünde bir eğilim haritası, yol haritası çiziyor kendine. Temel ihtiyaçların ötesinde. Bu tabii aslında bence insanın da farkı. Yani insanı farklı bir noktaya koyacaksak bence burada koyabiliriz. Çünkü diğer canlılar için temel ihtiyaç dışında, hani bazı canlılar için sosyallik tabii ki önemli. Ama temel ihtiyaçların ötesine geçmek gibi bir ki yok. Yani insanda var bu. Anlam yaratma, başka bir işle uğraşma, değil mi? İnsanın yarattığı iş kollarını düşünürsek eğer bugün, aslında bunun ötesine geçmeye çalışıyoruz ve o aradaki fark da insan oluyoruz. İnsan doğmak değil, insan olmak diye de bir kavram var. Özellikle tasavvuf bunun altını çiziyor. İnsan doğulmuyor, insan olunuyor ve bir ömür insan olmaya çalıştığımız bir türüz. Yani burada da onu kastediyor aslında Victor. Hani şimdi birazdan değineceğiz aslında. Hani burada şeyi kastetmediğini düşünüyorum. İşte böyle ne denir? Çağın koşturmasına harca, yani uykunu beslenmeni boş ver, çağın koşturmasına harca gibi bir şey değil. Kendin insan olmak, işte kendini keşfetmek üzerine bir zaman bırakabilmek adına burada uyku, beslenme ve diğer temel ihtiyaçları, hani farkında mısın ne kadarını ona harcıyorsun ve senin kendini keşfetmen için zamanın kalıyor mu Kalıyor mu? sorusu sanırım bu. Evet. Anlamlı bir yaşam yaşıyor musun? Bir anlam yaratıyor musun bu yaşam içerisinde? Birazcık ona bakıyor galiba. Bugünkü bu konuyu işlerken başka kitaplarımız da var yanımızda. Birazcık onlara da atıflarda bulunacağız. Belki kütüphanenize katmak istersiniz ya da vardır kütüphanenizde. Bu konulara ara ara döneceğiz diğer kitaplarla. Evet, ikinci madde, zamanımın aşağıdaki kadar oranını para kazanmak için yaptığım aktivitelere harcıyorum. Evet, Bu da şimdi buna geldim. %70'ten %10 ve altına kadar bir yol çizmiş. Yani diyor ki aslında para kazanmak için harcadığın vakti azalt diyor. Azalt diyor. Hatta uyku, beslenme ve diğer temel ihtiyaçlarından da az olsun diyor. Yani oranlar burada azalmış, çünkü öncekinde Daha, 80'den 20'ye iken şimdi evet. 70'ten 10'a olmuş. 10 ve altına indiriyor. Yani para kazanmak dediğin zaman da tabii ki geçim için paraya ihtiyacımız var. Şu an böyle bir sistem içerisinde yaşıyoruz. Para gerekiyor. Ama para kazanmak mı orada acaba gerçekten hedefimiz? Yoksa yaşamak için para kazanmak mı? Burada hedef olarak paranın konduğu durumları söylüyor galiba. Aynen öyle. Yani bazen böyle para için, yani daha doğrusu yaptığımız işler, yani işte birazdan da değineceğimiz gibi, biraz önce seninle konuştuğumuz gibi, para yani aslında gerçek işler varken hayatımızda, hani yapmamız gereken, kendi işimizi kendi halledebileceğimiz durumlar varken, nedense o para kazanmak için yaptığımız şey daha değerli hale gelip o işleri başkasına yaptırmak için de para kazanır hale geliyoruz. Tam olarak Bunu öyle. kastettiğimi düşünüyorum bu soruda. Evet, yani düşünelim mesela işte evlerimizi, mekanlarımızı temizlemek işi.
belli bir düzende tutmak işi. Bunun için çoğunlukla hizmet satın Evet. alıyorlar pek çok. Ya da çoğu kez şehirde mesela yemek yapmaya vakit olmadığı için işte Sipariş internetten ediyoruz. hatta sipariş ediyoruz, kapıya geliyor. O da geliyor, bir sürü ambalaj atığı çıkıyor, bir şeyler çıkıyor ve o yemek ne kadar sağlıklı, ne kadar gerçekten bizim gıda ihtiyacımızı karşılıyor soru işareti. Elbette bu tür durumlarda bir istihdam meselesi var. Yani bunları yapan insanlar para kazanıyorlar gibi içimizi rahatlatabiliriz tabii. Ama burada gene bireyin kendisini sorguladığı bir rehber Taraftan olduğu için, bakıyoruz, oradan baktığımız için aslında çok yaşamsal hizmetleri, bizim doğrudan hayatımızı etkileyen hizmetleri biz havale etmiş oluyoruz aynen öyle. birilerine. Oradaki kontrolümüzü bırakıyoruz. Kontrol edemez hale geliyoruz. Yani burada aslında hani dün de sohbet etmiştik. Gandhi Evet. sorarmış çalışanlara, bugün ne kadar iş yaptınız? Onlar da işte tabii bir sürü kağıt kürek işleri vesaire, işte mektup cevapladım, şunu yaptım, evrakları düzene soktum, işte muhasebe hesaplarını demiş yani, dermiş. Gerçek işle yap. Yani temizlik yaptın mı, çamaşır katladın mı, yemek yaptın mı? Gerçek anlamda iş. Yani normalde bu işler hep aslında adı konmayan işlerdir ya. Kimse bunları yaptığı için bir anneye, bir Evet. evde çalışan bir kadına ekstra bir para ödemez yani. Ama görünmeyen işler denir hatta Evet. bunlara. Ama bütün gün aslında o işler Bu olmasa, bir iştir yani aslında. bu bir iştir yani. Mesela şeyin de bu devrim zihniyetinin ya da işte böyle hani içki sofralarında memleket kurtaran şeyinde hep arkada böyle bir işçiler vardır, çalışan, hizmet eden, işte işi yapan vesaire. Ama akil insanlar da sofrada oturur, sabahtan akşama kadar konuşurlar falan. Buradaki o görüntüdeki çelişki birazcık burada var aslında. Her işi yapmak. Bizim burada mesela Çamtepe'de değil mi? Bir yandan işte bu tür konuşmaları da yapıyoruz, ama biraz önce elimde süpürge bir şeyler süpürüyordum işte. Mutfağı temizliyoruz, etrafı temizliyoruz. Yani sürekli böyle bir iş var aslında yaptığımız. Ve o bizi bağlıyor. Yani bir sürü şeyi binaya ya da işte emek verdiğin bir yaşayan bir Evet. organizma haline getiriyor aslında. Evet, hep Evi. canlısın. Yani bir de zamanına yani gerçekten andasın. Ya çünkü mesela bu tip işler şeyi beklemiyor yani, tamam işte takvim beklemiyor hani, o ya sobaya odun atmazsan soba geçiyor. O Sönen. anda olman gerekiyor, takip etmen gerekiyor. Ya da işte bu hani fiziksel işlerde, bahçeyle ilgili işlerde hani bunları hep Zamanı başka geçirirsen. zamanı geçirirsen ya da havaya bağlı oluyor. Yağmur varsa çalışamıyorsun. Yani aslında o en başta konuştuğumuz kontrol altına al, insanın kontrol altına aldığı zamana bağlı değil bunlar. Hep gerçek zamana Gerçek bağlı. zamanda şey yapıyor değil mi? Evet. Dış koşullar belirliyor ne zaman olacağını. Hani sen de Aynen o ne kadar gözlemciysen, ne kadar içindeysen, ne kadar farkındaysan, o anla ve mekanla o anda irtibata geçiyorsun. öyle. Evet. Zamanımın aşağıdaki kadar oranını karşılık maddi karşılık almadığım toplum yararına gönüllü işlere ayırıyorum. Burada da bayağı iddialı. %3'ten %70 ve fazlasına kadar gidiyor. Gerçekten de burada tabii şöyle, hani şöyle bir laf vardır. Hilal-i Ahmer'e mi çalışıyoruz? Hilal-i Ahmer. Kızılay. Hani eski ismi Hilal-i Ahmer. Hilal-i Ahmer'e mi çalışıyoruz yani? Hani bunun yok mu bunun bir karşılığı? Sürekli böyle bir parayla ölçülen bir karşılık var. Aslında toplum yararına çalıştığınız zaman, herkesin vaktinin çoğunu toplum yararına çalıştığında, toplumun bütününün refahında, toplumun bütününün mutluluğundan ya da oradaki oluşan bereketten bize zaten Fayda fazlasıyla geliyor. düşüyor. Evet.
Burada birazcık o var. Çok da hesabı yapılabilir bir taraf değil aslında yani. Hiçbir şekilde hesap edemez. Rastlantısal da bir durumu var. Yani mesela burada da keşfediyoruz değil mi? Burada biz birazcık vakit geçirmeye başlayıp biraz böyle muhabbet falan oluştuğu zaman bir sürü ziyaretçi gelmeye başlıyor. Bir sürü insan gelmeye başlıyor. Başka insanlarla temas etmeye başlıyorsun ya da fikirler oluşmaya başlıyor. Onların hayata geçmesi kolaylaşıyor. Dolayısıyla aslında burada gerçekten hani toplum yararına gönüllü işlerde çalışmanın zamanını arttırmak. Hatta burada şeyin Victor'un bir videosu vardır. Tavsiye ediyoruz herkese. Burada YouTube kanalında var o video. Gelecek daha net. Victor Ananias diye ararsanız böyle beyaz ekran. Orada sonunda şöyle söylüyor. 14 dakikalık bir video aslında. Çok da güzel derli toplu anlatmış. Yani şey diyor, vaktinizin belli bir kısmı haftada bir saat. Günde yarım saat. Hiç fark etmiyor. Bunu toplumsal amaçlı bir, gönüllü bir şekilde verdiğiniz zaman siz aslında bütün kabuğunuzu kıracak, kendinizi daha iyi tanıyacağınız bir alana adım atıyorsunuz. Kesinlikle. Evet. Yani aslında şunu da fark ediyorum. Mesela belki biraz kişisel olacak ama hani ben kendim işte yani bir felsefem olduğuna inanıyorum. Hayatı yani anlamlandırmaya çalışıyorum. En azından çabam var. Bazen işte yitiriyorum bazı anlarda, bazı anlarda tekrar yakalıyorum ama hani böyle yaptığımda mesela biraz maddiyatta zorlanıyorum. Hani çünkü bir şeylere maddi karşılık getirmek zorlaşıyor. Buna çabalıyoruz mesela hani bu yaptığımız çalışmalarda da bu Şimdi böyle değil mi? dengeyi. Mesela Ethem'le yaptığınız Evet. çalışmada saatlerinize bakıyorsunuz, Evet. kaydediyorsunuz. Aslında o senin onu maddi karşılık amaçlı belki hani ne olabilir bunun karşılığı diye bakıyorsun ama aslında sen zamanını orada görüyorsun bir yandan da. Aynen öyle. Neye ne kadar vakit ayırdın? Evet, bir yandan evet böyle bir çalışma yapılabilir ve evet somutlaştırılabilir. Bu denge kurulmalı zaten. Ama öte yandan şunu da fark ediyorum. Hani maddi sistemler var şehir yaşamında ve ben de gidip bunlardan birinde bir yer edinebilirdim. Ama galiba ben mesela daha anlam kısmına yani bir risk alıp o tarafa yönelmişim. Ve şimdi böyle kendimi İyi hissediyorum bundan dolayı. Yani çünkü hani neye hizmet ettiğimi bilmediğim ya zamanım bu işte zaman dediğimiz kavram neye hizmet ettiğimi bilmediğim bir çarkın içinde olmaya geçmiyor. Buna harcamıyorum zamanımı. Ya harcayabilirim. Aslında Viktor'un dediği gibi yani %3'ten başlama sebebi bu. Hani o kabuğu kırmak demiş ya videonun sonunda. Evet. Yani bu aslında hani direkt benim gibi hiç oraya bulaşmayayım gibi olmak zorunda da değil. Oradayken bile kabuğu kıra kıra ufak ufak anlamayışına yönelip tabii ki evet o maddiyat, ihtiyaç, herkesin bir düzeni var, alıştığı sistemler var. Ama onu birazcık kıra kıra gitmek de mümkün belki. Öyle buradan heyecanlandım Evet, yok birazcık. yok, çok güzel anlattın ve burası heyecanlandırıcı bir yer zaten. Çünkü belli bir şeye vaktimizi verdiğiniz zaman orada işte Victor da onu söylüyor o videoda. Kendi Evet. potansiyelinizi Asıl keşfedebilirsiniz diyor. heyecanlandıran kısım o yani. Evet, yani insan doğmak ve sonra insan olmak var ya, yani o doğmaktan olmaya ne demek? Aslında bir potansiyelim var. Farklı farklı yeteneklerim var. İşte zaafların var. Bunları sistemin içine soktukça aslında tanıyorsun. Evet. Kendini tanıyorsun ve kendi potansiyelini, o yeteneklerin, onu istiyor musun, bunu istiyor musun, değil mi? Mesela şu anda. Şu anda senin mesela hayatına bakalım. Zeytin de topluyorsun, işte mikroskopla kompostun içindeki canlılara bakıyorsun. İşte fide zamanı gidiyorsun, fide yapıyorsun onları. Şimdi dikilecek. Onlar elin toprağa değiyor ve orada ya da işte
bir takım böyle stratejik plan, vizyon, misyon Kurumsal bir vesaire, şeyler de kurumsal, daha yapıyoruz. zihinsel bir işler yapıyorsunuz. İşte böyle bir şey yapıyoruz, bir sohbet, muhabbet ya da burada bir program yapılacak, onu koordine ediyorsun. Çok çeşitli bir şey alanın var yani şu anda. Aslında gönüllü olarak çalıştığın bir ortam var, bir yapı var. O yapının içinde çeşit çeşit işler var. Ve sen burada bu işlerde hem de insanlarla iletişime geçerek, ilişkiye, etkileşime geçerek zorlandığın taraflar oluyor, kendini iyi bulduğu taraflar oluyor, geliştirdiğini hissettiğin taraflar oluyor. Dolayısıyla aslında potansiyelini hem keşfediyorsun hem gerçekleştiriyorsun. Ve bu çok kıymetli bir şey. Yani benim yaşıma geldiğinde mesela geriye dönüp baktığında yani inanılmaz dolu bir hayat olduğunu görüyorsun ve oradaki yani pek çok işte hem zaafların hem de ilgi alanların, yeteneklerin, kabiliyetlerin konusunda bilgi sahibi oluyorsun ki bir insan için çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey. Yani burada tabii ki yani o bildiğimiz ne denir, modern sistemde de insanlar evet kendilerini keşfetme tabii ki şansı var bir şirkette çalıştığında da, ama belki hani orada bir uzmanlaşma meselesi var. Birazcık tek bir alan üzerinden oluyor. Burada şimdi bahsettiğimiz gibi bu yaşam içerisinde biraz daha fazla dallanabiliyorsun. İşte daha o günlük işler de değerli burada, ya da işte elin toprağa değiyor. Hani o üretim kısmından uzaklaşmıyorsun. Yediğin gıdanın nereden geldiğiyle ilgili hem elin değiyor hem fikrin oluyor gibi gibi. Biraz daha bütüncül oluyorsun o zaman. İşte oradaki fark o galiba. Evet, kesinlikle. Bir de tabii orada hizmet ettiğin şey, hani normalde mesela beyaz yakalı diye tarif ettiğimiz kurumsal ya da kurumsal olarak tarif ettiğimiz işte corporate diye söylenen işlerde çalıştığın zaman orada tabii bir kapital, bir para döngüsü çok ciddi anlamda var ve insanların aslında hani yüksek maaşlar olarak aldıkları akar maaşlara baktığın zaman aslında sonuçta bütün yaşam zamanını satan bir sistem değil mi? Yani bir patrona çalıştığın, birisine çalıştığın yani birisinin cebini doldurduğun diyelim. Biraz sert mi oluyor bilmiyorum ama birisinin cebini doldurduğun bir sistemin içerisinde aslında zamanını sattığın, çok kıymetli bir zamanını sattığın. Hani bu barınma konusunda da değinmiştik ya, evler boş duruyor sabahtan akşama kadar, iş yerinde yaşıyor insanlar aslında, uyumaya geliyor eve. Dolayısıyla şey, hani bütün o sistem bir bütün ya, o sistem de bir bütün yani tüketim sistemi Aynen aslında. Bu Ivan Iliç'in öyle. İşsizlik Hakkı kitabında bir bölüm okumuştuk. Bu şey en son söylediğin kısımla Değil mi? ilgili. Aynen, tam senin değindiğin gibi şöyle söylüyor. Günümüzün toplumunda bir patron tarafından emredilmiş olmadığı sürece hiçbir çaba üretken sayılmıyor ve ekonomistler de bir şirketin, gönüllü kuruluşun ya da çalışma kampının kontrolü altında olmayan insanların nasıl olup da gayet işe yarar olabildiklerini açıklamakta güçlük çekiyorlar. Bir iş yalnızca standartlara uygun şekilde belgelenmiş olan bir ihtiyacı karşıladığında hükmedecek bir profesyonel kurum tarafından planlandığı, takip edildiği ve kontrol altında tutulduğu sürece üretken, saygın ve yurttaşlara layık bir iş olabiliyor. Yani senin söylediğin gibi birinin tasarladığı ve işte official hale, resmi hale getirdiği bir şey olmadığı sürece yaptığın şeyin Bir bir manevi değeri bir değeri yokmuş yok. gibi Evet. hissediyorsun, ki ben de bunu hissettim mesela. Hani görülmüyormuş gibi. Çünkü öteki türlü görülüyor, karşılığı veriliyor. Birine sen ne yapıyorsun diye yeni tanıştığın birine sorduğu zaman somut bir şey söyleyebiliyorsun. Ben de bunların zorluğunu yaşadım. Yani aslında hani boş bir şey, boş değilim, sürekli meşgulüm, ama hani böyle konuşup anlattığım zaman boş boş bir şeyler yapıyormuşum gibi hissediyordum. O yüzden bu paragrafı okuduğumda çok şey hissettim.
Birileri bunun üzerine düşünmüş dedim yani. Bu beni de heyecanlandırmıştı. Bir de bir yandan şu da var, hani şimdi herkes kurumsal hayatı bıraksın gibi bir şey söylemiş gibi olmak istemediğim için, hani biz de mesela şu an yaptığımız şeylerde kurumsallaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bu da bir ihtiyaç. Gerçekten bir şeylerin iyi çalışması için sistematize de olması gerekiyor. Biz de hani bu bütüncül yapının içinde bundan kopmuş durumdayız ve aslında her şey denge meselesi. Galiba söylemeye çalıştığımız şey bu. Kesin. Ne hani öyle işte oradan estiği gibi darmadağınık, hani bugün şunu yapayım bunu yapayım gibi değil. Hani bir şey sistem olması da gerekiyor. Kesin. Ama bu sistemin içinde işte kaybolup da zamana, yani gerçek anı yaşamaktan kopmak da büyük bir soru işareti. Hani biz belki çoğunluk bu tarafta olduğu için orayı uyandırmaya çalıştığımız için bu vurguları Kesinlikle. yapıyoruz. Burada bunu çok güzel söyledin. Buradaki gönüllü meselesini ben mesela gönüllülüğü para alıp almamakla ölçmüyorum. Yani gönüllü işler illa bedava işler değildir. Ya da profesyonel bir insan da son derece gönüllü olur. Yani buradaki temel şey her ne yapıyorsan, ister bir yerde süpürge süpür, ister bir yerde yemek yap, ister büyük bir şirketi yönet ya da bir şirketin içerisinde bir kademede çalış, ister muhasebe evraklarını düzenle. Bunu gönülden yapıyor olmakla alakalı bir şey var yani gönüllü şey. Çünkü gönülden yapmaya başladığın zaman o iş ne kadar yavan olursa olsun sen ona kendi yaratıcılığını katıyorsun. Kendi izini bırakıyorsun. Bir arkadaşımız bizim Betül, eğer dinlerse selam olsun. Çok uzun zaman oldu görüşmediğimiz. Bir turizm beldesinde kocaman bir kuyumcu da çalışıyordu. Hani turistler geliyor, onlara altın, gümüş bir şeyler satmaya çalışıyorlar ya. Öyle bir yerde çalışıyordu. Ve Betül yani pazarlamacı olarak çalışıyordu turistlere. Bir şey, yüzük, bilezik falan satmaya çalışıyordu. Ve Betül işi o kadar seviyordu ki, o kadar iyi yapıyordu ki, insanlara bir şey satmak değildi onun şeyi. O işte yüzüğü, bileziği yapan usta nerede, nasıl yapıyor, nasıl çalışıyor, nasıl bir insan hikayesini anlatıyordu. Ve aslında sonunda o hikayeyi satın alıyordu insanlar. Yüzüğü, Ustayla bileziği bağ değil. kurarak. Bir bağ kuruyordu. Yani bir hikaye şey bu. Bu tabii bir pazarlama yöntemi bu arada. Yani bütün reklamcılar şu an hikaye satmaya çalışıyor zaten. Yani bunu keşfettiler ve hikayesi olan ürünleri satıyorlar ama bunu çok samimi bir şekilde yapıyor olmak ve işini çok seviyor olmak, gönülden yapıyor olmak işin ne olduğuyla hiç önemli değil. Senin ona koyduğun iz ne? Bütün hikaye o. Bir de burada mesela şey, insani ilişkiler kurmaya başladığın zaman, üretim ilişkisi üzerinden kurduğun zaman biz mesela ne hani her görüşümüzde bir işi bitirdiğimizde değil mi? Birbirimize teşekkür ediyoruz mesela. Evet, aynen öyle. Ya Kutluyoruz bu ufak bir. evet yani bu çok önemli bir şey. Yani işte bu kurumsal dediğimiz büyük şirket, holding yapıları vesaire hani burada kim sana her gün yaptığın işi için teşekkür Zaten ediyor? yapman gerekiyor Zaten gibi. yapman gerekiyor. Yani Karşılıklı. çok önemli insani bir şey. Yani bu senin yaptığını gördüm. Bunun için vaktini veriyorsun. Hayatını veriyorsun. İşte belki çok daha şey yapacaksın. Başka işlerle uğraşacaksın. Ailenle vakit geçireceksin. Çocuğunla, çoluğunla, kocanla neyse. Ama geliyorsun. Orada o işi yapıyorsun. Teşekkür ederim. Yani bu kısmı çok önemli. Evet. Çünkü öbür Kesinlikle. türlü hak kalıyor bence. Evet. Değil mi? Aynen öyle. Asıl karşılık bu. Yani zaten onu hissedebilsek belki daha dengeli olacak her şey. Yani o maddi karşılık kısmını da dengeleyeceğiz. Yani karşılıklı olarak, hani hiçbir şey, hiçbir para almayalım demiyorum hiçbir şeyden, ama evet, dediğin gibi zaten ya o hissi yaşayabildiğimiz işleri arayacağız, belki bulacağız, yapacağız. Ya mesela biraz da bu Evet. dediğim gibi. Yani biraz çalışma işe döndü sohbet ama tabii burada hani zamanımızı verdiğimiz uğraş olarak Evet, doğal baktığımız için olarak. toplum yararına
Evet. Şimdi ora kısma Evet, geldik. oraya geldik. Toplum yararına yaptığım işlerin aşağıdaki oranı teorik geri planı pratik modellerin işleri hayata geçirmeye yönelik. Bir daha okuyacağım. Toplum yararına yaptığım işlerin aşağıdaki oranı teorik, geri kalanı pratik modellerin işleri hayata geçirmeye yönelik. Teorik olanları azalt diyor. Evet, anladım. %90 ve üstünden, %20 ve azına doğru git. Yani çok fazla konuşma, Konuşma, yap. yap diyor yani. Pratik modellerin de aynı zamanda. Yani Sistemlerin. evet, sistem. Şimdi bu model kısmını da altını çizelim. Tabii Victor'un kafaya taktığı bir mesele model kurmaktı. Çünkü şu an işte yaşadığımız bu paradigma değişimi, bütün sistem, hepimiz biliyoruz işte ekonomik sistem çöküyor, medeniyetimiz çöküyor. İşte sadece binalar çökmüyor, oradaki ekonomik sistem çöküyor, bütün insan ilişkileri, şunlar bunlar. Yani var olan kültürel ve sosyal düzende bir çöküş söz konusu şu anda. Ve ama bir şey çöktüğü zaman insan sistemle yaşayan bir canlı. Yani bir sistemin, bir kültür, bir ilişkiler ağının içerisinde, üretim, tüketim ağının içerisindeyiz her türlü. Bu nasıl kurulacak? Dolayısıyla modeller kurmak. Yani işte Buğday Derneği'nin de şu anda kurduğu işte ekolojik pazar, statüsü, şu bu vesaire. Hani model kurmak şeyi. Model de nedir? Aslında bitkilerdeki tohum gibi bir şeydir. Yani içinde bilgisini saklayan ama kendinden binlerce Üretebilen. üreten, üretme potansiyeline sahip olan fikir de bir tohumdur. Dolayısıyla o fikir etrafında oluşan modeller, yani insan topluluklarının bir arada yaptığı şeyler çok kıymetli şu zamanda. O nedenle bu modellerin hayata geçmesi için veriyor musun vaktini diyor. Yani teorik olan kısmını azalt ki pratiğe geçmesi, geçen için verdiğin emek çoğalsın. Zaman, daha çok zaman alsın. Zamanımın toplam aşağıdaki oranını ibadet, doğa, inançsal, kültürel, ritüel ve benzeri eylemlere ayırıyorum. Bu da çok Çok önemli. önemli. Biraz önceki teşekkür kısmı gibi bir şey bu aslında. Yani Önemsizleştirilen ama aslında önemli olan bir şey. evet, yani tabii onu da otomatiğe bağlamayalım. Yani her önümüze gelene teşekkür ederim, teşekkür ederim falan. Hani o da kıymetini yitirir o zaman, ama gerçekten bir iş tamamlandığında onun kutlaması ya da bir işe başlanırken onu işte bütüne, hayrına, işte burada bahsettiği toplum yararına, işte kişinin kendisini, o işe elini verenlerin kendilerini keşfetmelerine, faydalı olmasına. Değil mi? Bir niyetler, bir hani o anı işaretlemek aslında. Yani oraya bir işaret koymak, zihinleri ona göre programlamak ve bittiğinde de kutlamasını yapmak. Bizim mesela gerçekten şeydi, kutlama kısmını hep atlarız. Bir sürü işler yapıyorsun. Atomu parçalıyorsun. Otur bir kutla, değil mi? Bir sofra kur ya da işte ne bileyim. Böyle öğretilerde bunların hepsi var aslında. Yani dolayısıyla bu tür ritüel ve benzeri eylemleri ayırıyorum. Bunu bir işi planlarken, hani günümüz şeyinden konuşalım. Proje yazıyoruz. Değil mi? Projenin başlangıcı var, bitişi var. Raporlama dönemleri var. Öyle mi? İşte proje içerisindeki faaliyetlerin takvimi var. Ha, bunu o planlamanın içine koymak. Yani işte mesela Çamtepe programını yapıyoruz şurada. Şimdi bir açılış olacak, değil mi? Bir başlangıç olacak. İşte badana boya mesela bizim ritüelimiz birazcık o, değil mi? Badana boya, Evet, temizlik. sezonu öyle açıyoruz Evet, aslında. o bir böyle şey oluyor. Herkesin geldiği, el verdiği, işte temizliğe, şuna buna, kullanılmayan şeyleri ayırdığımız falan, böyle kalabalık yaptığımız bir şey. O aslında hani bir kutlama gibi bir şey, bir başlangıç. Dolayısıyla o hem şeyi, başlangıç niyeti neyse işte, hem de onun bitişinin, koçum benim yaptık ya biz bu işi dediğimiz Noktalar noktayı olmalı. koyma, döngüyü açma kapama, bir sonraki döngüye geçme hikayesini de o projelerin içerisine koymak. Evet, çok önemli.
Yine aslında şu da geldi aklıma. Mesela işte bu bildiğimiz modern düzende şey oluyor işte hani bu anlamsız işte alkoller alıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Hani belki bu bir sebeple bir ritüele dönüştürüldüğünde o Şifa bile olur. buluşmalar, evet, Evet. o buluşmalar, içtiklerimiz, yediklerimiz çok daha anlamlı hale gelecektir aslında. Geliyor da yani hani Kesinlikle. o sofraya, o işte kutlamaya bir sebep koymak, bir şeyin ardına yapmak çok daha başka hissettiriyor. Kesinlikle. Bir muhabbetin aracı olmuş oluyor Evet. aslında. Haftada aşağıdaki kadar saati kendimden küçükler, çocuklarla geçiriyorum. Çok güzel bir madde. Ya müthiş. Yani bir saatten 40 saat ve üzerine koymuş. Yani kendinden küçükler ve çocuklarla, gençler ve çocuklarla. Ben geçenlerde bir şey paylaşmıştım. Sabancı Üniversitesi'nde bir panele gittim. İşte gençler ve onlar fotoğraf çekmek istediler, paylaşmışlar falan. Ben de hani onu gençlerle insan gençleşiyor. Gerçekten eğer genç kalmak istiyorsanız işte böyle kremlere muremlere değil daha çok gençlere çocuklara ihtiyacınız var aslında etrafınızda. Çünkü o hem çocuk genç kendinden daha küçük yaş gruplarıyla bir arada olduğun zaman bir kere kendi çocukluğunla kendi gençliğinle iletişim halinde olur. Aa ben de böyleydim ya benim de işte böyle zamanlarım olmuştu vesaire. Zamanın ruhunu yakalıyorsun. Çok hızlı değişen dinamikleri olan bir zamanda yaşıyoruz. Yani benim mesela senle ve Ethem'le geçirdiğim vakitler işte benim dijital dünyaya daha aşina olmamı sağlıyor. İşte bakış açılarını keşfetmemi sağlıyor, izlememi sağlıyor. Yani uyum göstermemi sağlıyor. O nedenle bu çok önemli ve tabii hemen arkasından. Haftada aşağıdaki kadar saati büyüklerim, yaşlılar, benden daha tecrübeli kişilerle geçiriyorum. Bu galiba benim en şey iyi olduğum soru. Evet, sen tabii. Bu da birden 40 saat ve üzeri. Aslında bu ikisi ayrı ayrı işte şimdi bu haftaki 10 saatimi çocuklarla geçireceğim deyip bir okul bahçesine gitmek ya da yaşlılar yurduna gitmek değil. Burada aslında bir topluluk Evet, tasavvuru var. öyle. Yaşlısı da var, genci de var. İç içe yani. Evet, çeşitli yaş gruplarından insanlar bir arada hep birlikte bir şey yapıyorlar noktasında. Aslında zamanı genişletme şeyi bir yandan da. Kesinlikle, Yani evet. öyle bir saat geçiriyorum ki, bir saat geçiriyorum ki çocuk da burada, yaşlı da burada, beraber üretiyorum da, kendi yaşıtlarım da var, gençler de var. Yani aslında burada da yine model kurma kısmı gibi düşünecek olursak, aslında öyle bir ortam, öyle bir sistem içindeyim ki hepsine erişebiliyorum sıklıkla. Yani hani işte etrafımda çocuklar da var, benden büyükler, tecrübeliler de var. Hepsinin kapısını çalabiliyorum kolaylıkla. Yani Evet. bunun için belki de işte daha az çaba harcadığım bir sistem kurguluyorum. Gidip işte çocuk bulmakta ya da kendimden Tabii. tecrübeli biri bulmakta uğraşmamak üzere. Yani mesela senin için böyle bir şey var aslında. Köyde yaşıyorsun. Kendinden büyük yaşta hem de bayağı çeşitli yaşlarda Evet, bayağı insanlarla çeşitli yaşlar. berabersin. Hatta küçükler işte Canduru, Uras, değil mi? Doğukan da Geçen benden küçük, bunu düşündüm. Doğukan da küçük. Komşu çocukları oluyor, onlarla da böyle vakit geçiriyorum gerçekten işte yani yerel işte köylü teyzenin torunu hafta sonu geliyor. Böyle beni bekliyor gerçekten. Hani işte Ece abla geldi, sohbet ettik falan gibi şeyi var. Bu benim de çok hoşuma gitmişti. Yani onun gönlünü de yapmak için ben de gidiyorum. Gerçekten önemli bir şeymiş. Böyle bilincinde olarak yapmıyordum. Hani gönül yapmak için gidiyordum. Evet. Yani Yani benim için de faydalı bir şey olduğunu şimdi algıladım. Evet. evet, kesinlikle. Dolayısıyla hani hakikaten topluluk tasavvuru içerisinde her yaştan insanın olduğu bir şey çok kıymetli. Çünkü yaşlılar daha büyüklerde, hele hele yaşı ileri olanlar. Aslında onlarla da neye uyumlanıyoruz? Mesela hareket kabiliyet daha yavaş. Onları da düşünmeye başlıyoruz, değil mi? Yani işte yolda giderken hızlı yürümeyeceksin yani onlarla birlikte.
özeneceksin, dikkatini vereceksin. İşte yedi mi içti mi ona bakacaksın vesaire. Bu da aslında bizim yaşama karşı özenimizi arttıran, çocuklar da öyle, özenimizi arttıran insan grupları. Hem de Kesinlikle. tecrübe Evet. öğreniyoruz yani Evet, onlardan. aynen öyle. Haftada aşağıdaki kadar saati televizyon seyrederek geçiriyorum. 40 saat ve üzerinden bir ve daha az saat. Televizyon zaten burada söylemeye gerek yok. Yani gerçekten frekanslı son derece düşük bir alet. Bunu özellikle buraya koymuş Victor. Bizim hayatımızda hiç televizyon yoktu. Yani hiç televizyonumuz olmadı. Ve hatta televizyonlu bir ortama girdiği zaman Victor iptal oluyordu. Yani böyle hipnotize oluyordu. Çocuk Ayıramıyordu gibi. konuyu. Aynen çocuk gibi. Yani ayıramıyorduk. Yani bir şey söylediğin zaman falan duymuyordu mesela. Böyle gözüyle şey oluyordu. Yani aslında orada şunu görüyorsun. Eğer hiç televizyon yoksa hayatında, ekranla olan ilişkin çok azsa, gerçek yaşam esas televizyonunda yani baktığın şey ise, ne kadar uyuşturucu bir özelliği olduğunu görüyorsun Tabii. o insanlarda. Kesinlikle. Bayağı Aslında uyuşturucu. şimdi tabii şey de girdi buraya. Hani bu daha eski bir zamanda yazıldığı için hani Instagram işte ne bileyim yani Hem de ne tabii sosyal medya. şu akıllı Evet. araçlarla. Hepsi bu maddenin içinde aslında. Hepsi. Ekran derdi yani. Şimdi Ekran olsaydı derdi. Evet. ekrana bakarak geçiriyorum. Haftada aşağıdaki kadar saati tamamıyla yapay ortamdan uzak, doğanın hakim olduğu yaban doğa yerde geçiriyorum. Bu Evet. da senin biraz önce okuduğun kısmı Hatırlattı değil hatırlattı. mi? Dur bir dakika, o şeydi. Burada Yürümenin Felsefesi isimli kitap. Çok güzel. Yürümeyle ilgili bir sürü kitap var bu arada. Tabii Henry David Thoreau'yu da analım. Özellikle işte bu sivil itaatsizlik, doğa felsefesi üzerine çok önemli bir filozof. Onun yürüyüşle ilgili söylediği çok fazla şey var. Kitapta bir anda bulamadım ben onu ama bu kitapta, Yürümenin Felsefesi kitabında, Nietzsche çok yürürmüş. Yani saatlerce kırlarda vakit geçirirmiş. O da mesela şey diyor. Mümkün mertebe az oturmalı. Açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemek. Önyargıların hepsi bağırsaklardan gelir. Gut feeling vardır ya, şey, İngilizce'de öyle bir terim Evet, vardır, evet. gut feeling. Yani aslında o bağırsak oradaki gut. Ve şey, önyargı dediğimiz zaman gerçekten önyargılı olduğumuzda böyle, Burhan, biraz dikkat edersek şurada hemen göğsümüzün altında bir yerin aktif olduğunu hissediyoruz. Yani oralarda toplanıyor fiziksel olarak o önyargı var ve işte kabızlık, gaz, bilmem ne şikayetiniz varsa aslında bunu tersten sorabiliriz. Yani ne kadar önyargılıyım, nelere önyargılı davrandım ben diye. Burada da onu söylemiş direkt. Önyargıların hepsi bağırsaklardan gelir. Daha evvel de söylediğim gibi kutsal dine karşı işlenen esas günah yerinden kıpırdamamak demiş. Burada benim en çok sevdiğim, açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemek. Yani bu zamanın en fazla düşünceleri bence kapalı ortamlarda Çok, falan evet. şey çıkıyor değil mi? Toksik Kesinlikle. biraz. Dumanlı. Evet, biraz öyle, biraz Sisli. tıkalı belki. Evet. Yani esnek değil belki. Belki hani o yüzden hayata geçirmesi bile daha zor oluyor. Hani böyle akışkan olmuyor. Hani yani şu an yürümek ve yürürken bir şeyler çıkarmak aklıma gelince benim bunlar hissediyorum. Bunları hissediyorum. Daha akışkan, daha esnek. Yani yürüdüğün sürece o düşünce belki bir fikir, bir proje evrilecek yani. Çünkü hani tek seferde tamam bunu buldum, oturup bunu yapayım sıkışıklığı değil de
Zaten orada olacak yani. Sanki akacak, yolunu bulacak, bayağı şekil değiştirecek. İlk aklına gelen değil belki gibi. Evet. Bunlar aklıma geldi yürümekle Bu aslında nörobilim tarafından da ilgili. ispatlanmış bir şey. Yani hareket motor sistemini, bedenimizin motor sistemi çalıştığı zaman beynimizde pek çok yer aktive oluyor ve bir düşünce içerisinde tıkılı kaldığımızda mesela sıkışmış hissettiğimizde bir şey yürümüyor, devam etmiyor. Kalkın bir yürüyün, hareket edin. Bir Tabii, şöyle evet. kaslarınızı şey yapın, nefes alın falan diyorlar. Bir de beynin bir default mode network diye bir hali var. O halde aslında düşüncelerin akış halinde böyle indiği ve beynin bütüncül bağlar kurduğu bir hal ve o hal şöyle tarif ediyorlar. Elinde bir kahve kupasıyla ufka bakarken çalışan bir hal o. Yani boş bakarken özetle. Dolayısıyla her zaman aslında boş baktığımız bir zamanı günlük şeyin içerisine koymamız, belki işlerin arasına koymamız çok güzel ve aslında yaban doğa burada Viktor söylemiş. Bir saatten daha az geçiriyorsan yani bunu 40 saate kadar haftada şey yap, yükselt diyor. 40 saat ve üzerine. Yaban doğa gerçekten bizim bütün zihnimizi tazeleyen, parçası olduğumuz bütünü bize hatırlatan ve o duyu organlarımızın hepsini birden çalıştıran bir şey. Yani Öyle. gözünü çalıştırıyor, kulağını çalıştırıyor, sesler, burun Evet. koku, tat, ondan sonra temas, doğa ile bağlantı kurma. Ve bunun sonucu aslında sen ne kadar çok yaban ortamda vakit geçirmek istiyorsan o kadar çok doğayı koruyan bir zihne sahip oluyorsun. Evet. Daha çok doğal alan talep eden bir tüketici, Evet. bir halk insanı, bir vatandaş, Evet. yurttaş haline geliyorsun. Sonuç olarak da bunu talep ediyorsun. Yani belediyenden talep ediyorsun, oradan Evet. talep ediyorsun. Yani o örgüyü düşünelim, bireyden topluma giden örgüyü. Etki alanın artıyor yani bu konuda aslında. Evet. Bir de şunu ekleyebilirim. Tabii doğada ne kadar vakit geçirirsem doğayla olan bağım da haliyle o kadar kuvvetleniyor, tekrar oluşmaya başlıyor ve tam tersine ne kadar doğadan kopup işte ekran başında, evin içinde olan vaktin diğer vakte oranı arttıkça gerçekliğinden kopuyor hale geliyor insan bence. Hani o doğayla olan bağdan kastım gerçeklik yani hani ne bileyim işte böyle evham gelebiliyor birazcık böyle işte her şey insana zarar verecekmiş gibi doğal olan şeyler özellikle ne bileyim yediğim bir şeyin dokunması işte böyle hani hijyen için sürekli biraz pandeminin de etkisiyle işte böyle hani sürekli aman sokaktayken yani şeyden ziyade hani Steril değilmiş evet gibi geliyor. aynen onu anlatmaya çalıştım. Yani böyle bir steril olmak gerekiyormuş gibi oluyor. Bir de düşünsel olarak da şeyi hissediyorum. Böyle pratiklik kayboluyor. Doğada vakit geçirmedikçe insanda sezgisel olmak kayboluyor mesela. Sezgisel olamıyorsun. Her Kesinlikle. şeyin bir kullanma kılavuzuna ihtiyaç duyuyorsun. Ya bunlardan birazcık sıyrılabilmek için doğada geçirdiğimiz vakti arttırmanın etkisinin büyük olacağını düşünüyorum. Yine bu baştan beri konuştuğumuz hani kamp yapmak, yürüyüşler yapmak doğal alanlarda. Biraz da böyle gece geçirmek bence. O da önemli. Kesinlikle. Hani sadece tabii Gökyüzü. düzenli gökyüzü, sadece düzenli hani parka gitmek de çok önemli. Ama birazcık hani gece geçirmek, dışarıda kalabilmek falan bunlar bence çok önemli şeyler. Evet, yani mesela ayın hangi evrede olduğunu bilir halde olalım, değil mi? Takip Yani etmek, sonuçta gökyüzü her yerde gökyüzü. Yani tabii ki hani burada çok daha yıldızlı bir gökyüzü ama ayın evrelerini takip ederim mesela. Bir gün batımını seyrettik mi? Şafak korosu dinledik mi kuşların mesela? Şu an bahar, şafak korosu başlayacak, başlamak üzere. Kuşların o şeyini,
Bunlar çok önemli. Hani öyle bir laf vardı. Hayatında çılgıncaydı diyebileceğin şeyler olsun. Yani çok çılgınca şeyler bence. Dolayısıyla hani mesela listenize gezilecek 10 yer falan listeleri vardı ya. Tecrübe edilecekler Aynen. listesine. Şafak korosu, yıldızlı bir gökyüzü, ayın durumunu takip etmek, Yağmurda ıslanmak mesela biraz. yağmurda ıslanmak, evet. İşte cep telefonundan uzak doğada yürüyüş yapmak. Bir şeyler yani ağaç ekmek. Bir şeyler Ağaç ekmek, bir toprağa şey, toprağa değmek. değmek, bir saksıda dahi olsun bir şey yetiştirmek, çiçek, maydanoz bir şeyler. Dolayısıyla hani bütün bunlar da o yaban doğayla olan bağlantımızı Kesinlikle. getiriyor. Ve son noktaya geliyoruz. Burada tam da burayla ilgili şunu torunun şu Okuyalım. şeyini okuyalım bence. Yürüyüş zevki diyor. İnanıyorum ki günde en az 4 saat. Hatta kimi zaman 4 saatten de fazla. Her türlü maddi kaygılardan uzaklaşarak ormanlarda, dağlarda, tepelerde dolaşmazsam bedensel ve zihinsel sağlığımı koruyamam. Odamda bir gün kapalı kalırsam paslanırım ve eğer ancak öğleden sonra saat 4'te günü kurtarabilmek için çok geç bir saat. Gecenin gölgelerinin günün ışıklarına karıştığı saatte kaçabilmişsem ceza gerektiren bir günah işlemiş gibi olurum. Öte yandan bütün gün, haftalar, aylar hatta yıllar boyunca dükkanlarında ya da bürolarında kapalı kalan komşularımın dirençlerinin beni şaşırttığını itiraf ediyorum. Ve manevi duyarsızlıklarından da hiç söz etmek istemiyorum. Çok güzel özetlemiş gerçekten bütün zihnimden geçenleri. Evet, Henry David Thoreau'nun bu cümleleri de Yürümeye Övgü, David Le Breton'un Yürümeye Övgü kitabından sizinle paylaşmış Çok güzel oldu. oldum. Ve Victor'un son maddesi. Uyanık olduğum zaman aşağıdaki oranında mutlu, umutlu, yaşama bağlı ve şükran duygusu hissediyorum. Müthiş bir Müthiş bir finalde. final. Bu zamanlarda iyi de nasıl olacak bu diye soruyor olabiliriz tabii. %10 ve üzerinden %70 ve üzerine çıkmış uyanık olduğumuz zamanın kadarı. Evet, umutlu, mutlu, yaşama bağlı ve şükran duygusu içinde olmak. Aslında şöyle bir hataya düşüyoruz. Yaşadığımız zamanda bunlar için çok fazla sebebimiz yok gerçekten. Yani şöyle bir düşünürsek olanları dünyada hakikaten yangın yerinde yaşıyor gibiyiz ve çok sebebimiz yok. Bir, bu sebepler eğer dışarıda arıyorsak orada yoklar, aramayalım. İçeride bunlar. Bunların kaynağı içeride. İki, bunları biz yaratacağız. Yani umutlu olmak için sebep yaratma. Nedir bu? Onarıcı tarımla uğraşmak, bir topluluk kurmak, insanlarla bunu paylaşmak. Her neyse işte bu gönüllü çalışmalar bunlar zaten. Yani bu umudu yaratmak üzere çalışan diğer insanlarla beraber bir şeyler yapmak. Ve dolayısıyla bunları yapıyorsak da çok şükür bana da bu nasip oldu diyebilmek. Dolayısıyla zamanımızı dostlar nasıl geçirdiğimiz gerçekten çok önemli. Çünkü zaman aslında bize biraz sonra gene Victor'un cümlelerini okuyacağız ama doğduğumuz anda aslında ölmeye başlıyoruz. Dolayısıyla hayat kimileri der ki hayat aslında bir geriye sayımdır. Yani bize verilmiş bir ömrü tükete 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 Bitirin. gidiyoruz. Dolayısıyla çok kıymetli, en kıymetli kaynağımız zaman. Son olarak var mıydı senin şeyinde? Yok. Yok. Hepsini söyledik. Victor'la bitirebiliriz Yıllar önce Doğadaki Ayak İzlerimiz diye bir kitap hazırlamıştık. Doğal Hayat Koruma Derneği vardı o zamanlar. Ve WWF'nin de Türkiye'deki temsilcisiydi. Sonra WWF kuruldu. O da ayrı bir tarih.
Bu o zaman bu doğadaki ayak izlerimiz rehber kitabı hazırlanmıştı ve bu bölüm bunun son bölümü olarak pek çok konu var bu rehberin içerisinde. Sanırım ancak sahafta bulabilirsiniz artık bu eğer yoksa sizde. Hakikaten aslında buradaki şeyler için o zamana ilişkin çözümlerin olduğu bir rehber kitap bu. Ve buraya zaman konusunu eklemeyi Victor önermişti. Gerçi burada galiba ismini yazmamışlar. Unutulmuş olabilir. Evet, Victor'un ismi yok. Ama bu zaman konusunu yenilenemez kaynak olarak aslında Victor önermişti ve bu bölümü Victor yazmıştı. Bütün hepsini okumayacağım ama son iki paragrafı okuyarak bitirelim bu bölümü. Zaman, var olduğumuz sürece tükettiğimiz, sürekli öyle ya da böyle kullandığımız, her an gereksinim duyduğumuz değerlerden biri. Doğduğumuz anda tüketmeye başlarız zamanı. Zaman diğer birçok değerden daha kesin bir biçimde geri dönüşü olmayan, üstüne üstlük geçip giderken yaşamımızı da kısaltan bir değer. 70 yıllık ortalama bir ömürde insanoğlunun 30 yılını uyumakla geçirdiği hatırlanırsa, geriye kalan zamanın ne denli sınırlı bir değer olduğu ortaya çıkar. Gereksiz üretimlerle boşuna tükettiğimiz her an doğanın önümüze koyacağı bir bedel olacaktır. Zamanı gerçekten denetlemek istiyorsak, öncelikle onun bütünüyle bizim dışımızda olan ve bizden önce de bizden sonra da akışını sürdürecek olan farklı bir boyut olduğunu kabul etmemiz gerekir. Onu gereğinden fazla denetlemek de, hiç ağırlığını hissetmemek de onu tüketmenin en sağlıksız yöntemlerinden biridir. Asıl olan zamanı duru ve yalın bir biçimde ve her saniyesini fark ederek yaşamaktır. Demiş. Çok güzel bir son oldu Evet. bence. Evet, değerli dinleyenler, zamanınızı ekolojik dönüşüm şuuruyla yaşamanız dileğiyle bu bölümü kapatıyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür.